Babu yeni bir bab başlığı. Seferil İthneyni. İki kişinin yolculuğu. Bu arada ben dakika başlatmamışım. Kaç dakika oldu? 41, tamam, bunu da okuyabiliriz o zaman. 4 dakikamız var. Babu Seferil İthneyni. İki kişinin yolculuğu, sefer etmesi. 2693 nolu hadis. Haddesena Ahmed ibn Yunus, bize Ahmet bin Yunus anlattı diyor İmam Buhari. Haddesena Ebu Şihab, bize Ebu Şihab anlattı. An Halidin el-Hazza'i, o da Halid el-Hazza'dan. An Ebi Kilabete, o da Ebu Kilabeten. An Malik ibn el-Huveyrisi, o da Malik bin el-Huveyris'ten. Kale, dedi ki: İnsaraftu min indin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldım. Fekale lana, ayrılırken bize dedi ki: ve sahibin li, yanımda bir de arkadaşım var. İki kişilermiş. Demek Hazreti Peygamber'in yanına gittiler. Artık bir süre kaldılar, bir şeyler öğrendiler. Sonra ayrılacaklar bunlar. Şimdi ayrılırken bize dedi ki, ben ve yanımda bir arkadaşım, اَذِّنَا. Yoldaki, şimdi gideceksiniz, bir vakit girecek, vakit girdiği zaman ezan okuyun. اَذِّنَا وَاَقِيمَا, ve ondan sonra kâmet getirin. وَلِيَاُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا. Büyüğünüz, yani ikinizden büyüğünüz hangisi ise o da imamlık etsin, demiş. Dolayısıyla bu iki kişiyi uğurlarken Hazreti Peygamber'in verdiği bu öğüdü, iki kişinin yolculuğu nasıl olur bab başlığı altında İmam Buhari verdi. Demek ki yaş olarak büyük olanı imamete layık olabilir. Şöyle de düşünülebilir, bu ikisinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrendiklerini müsavi görüyor. Çünkü başka bir rivayette biz onu yine böyle birilerini yola vururken her birine tek tek sen ne kadar öğrendin Kur'an'dan bakayım, sen ne kadar öğrendin bakayım, sen ne kadar öğrendin diye soru sorduğunu ve içlerinden genç olan bir delikanlının ben Bakara'yı öğrendim demesi üzerine اِذَنْ فَاَنْتَ اَم۪يرُهُمْ, o zaman onların emiri sensin demektir dediğine de tanık olduk. Ama burada büyük olanınız imamlık etsin dediğine göre, o zaman bilgileri, yani öğrendiklerini eşdeğer buluyor Hazreti Peygamber. O yüzden de her ikisi eşdeğer düzeyde öğrendiği bilgi varsa yaşın belirleyici olabileceğini, zaten اَوْلَا النَّاسِ بِالْاِمَامَ başlığı altında fıkıhta oraya kadar gelir. Yani bilgi şu şu, en sonunda bir yerden sonra yaşlı olan, daha yaşlı olanın önceliği söz konusu olabilir. Burada da onu görüyoruz. Bir başka husus ezan meselesi. Bunlar yolculuk ediyorlar. Muhtemelen yolculuk ettiği ortamlar, ettikleri ortamlar açık alanlar, hele hele o gün için. Ama öyle olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in onlara ezan okutması ilginçtir. Yani biz biraz bu ezan okuma meselelerinde de biraz zayıfız. Çünkü yani bu civara varlığınızı duyuran, biz buradayız manasına gelen ve İslam'ın bu en önemli şiarından birisi, yani bulunduğu yerde Müslümanlık var dedirten ezan hususunu Hazreti Peygamber'in iki kişi olmalarına rağmen kendilerine öğütlediğini görüyoruz. Yani kimi çağıracağız ya Resulallah? Bir ben bir o zaten durur kılarız diye hemen. Ama öyle dememiş. Önce ezan okuyun demiş. Sonra kâmet getirin. Sonra da büyüğünüz imamınız olsun. Buyurun efendim. Hocam olayı güncelleyelim. Bugün okunan ezan Bursa merkezden okunuyor. Evde biz yani cemaatin içinde namaz kılarken orada ezan okunmuyor. Ne diyor? Şimdi sahaya inmiyor. Biraz sahaya inmiyor. Mahallede okunuyor ama, değil mi ayrıca? Yani bulunduğumuz mahalle. Herkes okumaya başladı. Yani bizim içinde olduğumuz bir alanda ezan kapsamı alanının içerisine giriyoruz. Bunlar şimdi evet duyabileceğimiz bir alanın içerisinde
oluyor. Ama bunlar yola çıktıkları andan itibaren artık yegane mümessiller yol boyunca, yani yolda kimse yok. Bulundukları, mesela piknik olsa ve piknik yerinde hiç ezan duymasanız, o zaman orada böyle ezanı da okuyup öylece namazı kılmak olması gereken bir şey. Ama hani merkezden okunması hususu, o da daha farklı bir şey. Yani her bir camide ayrı okunmalı mı, merkezden tek fıkıhçıların şey yapacağı bir şey. Tabii bütün camilerden ayrıca yani bütün camilerden de okunmuş oluyor ama işte tek kişinin okuması farkı var. Ayrı ayrı okunmalı diyenler, onların kendi argüman, kendi delilleri var. Ve daha bence doyurucu gözüküyor ve çeşitlilik açısından da daha güzel. Yeter ki her okunduğu yer de güzel okunsun hakikaten ve düzgün okunsun. Ama bazen böyle çok serbestlik olunca da çok dağınıklık da olabildiği zamanlar var. Böyle tek bir tanenin okuduğu... Ya hiçbir şey söylemedin yine. Her şeyi söyledin, özeti söylemedin. Evet. Bu olmuyor yani. Net bir şey söyler misin? Ne diyelim? Her yerde aynı... Bu ezanın okunması, evet, nedir yani? Siz yani onu söyledin hocam. Ezanı karşılar mı, karşılamaz mı? Hocam son zamanlarda camilerde... Bana göre karşılar ama eleştirecek yanları yok mu? Var. Bu da tam istediğiniz gibi olmalı. İstihadi konuların yani akla kara gibi doğrusu ve yanlışı olmayabilir. Her dediğim gibi tezin de antitezin de bu bir içtihatsa eğer, delillerinin öne çıkan yanları vardır. Bir andan sonra tercih gündeme gelir. Yani içtihadi ise. Ama yok nas ile belirli başka türlüsü olamayacak bir şey ise, o zaman çok daha kat'i konuşmak mümkün olabilir. Ama Muhammed'de 12 kişi ezan okumuş. Yani? 12 kişi Sultanahmet Camii'nde ezan okumuş. Yani? Kişi okusaydı o vakit. Yani nasıl? Ben anlamadım. Sultanahmet Camii'nde, evet, 4000 lira. Ha, ayrı ayrı ezan okumuşlar. Evet, 12 kişi okumuş. Evet. 12 zat ezan okumuş. Evet. Eğer ezan duyulmaktan kasıtsa bir kişi okuyabilirdi. Ama eskiden niye okuyor? Evet. Peki, vaktimiz doldu. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîm ve lî ve lekum ve lisâir mu'minîn.